Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rum suresi 39. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Ve me eteytum, verdiğiniz şey demek. Mir riben, yani faizden verdiğiniz şey. Li yerbuve, artsın diye. Fi emvalin nasi, insanların malında artsın diye faizden verdiğiniz herhangi bir şey. Ve bu M'nin devamı F ile. La yer bu artmaz. İndallah. Allah'ın katında artmaz. Ve me teytum, yine verdiğiniz şey. Min zekatin, zekattan verdiğiniz bir şey. Turidune vechallah, yani Allah'ın rızasını isteyerek zekattan verdiğiniz şey. Fe ulaike, işte onlar. Humul mud'ifun, işte onlar artan, kat kat artırılan şeyler. Evet. And that which şey you give in gift, hediye olarak, aslında burada hediye olarak geçiyor. To others, hediye olarak verdiğiniz şeyler. In order that, sın diye. In order that, sın diye. It may increase your wealth. Yani sizin zenginliğinizi by expecting artırsın diye. To get a better one in return, karşılığında daha iyisini almak için, almayı umarak verdiğiniz, artmasını umarak verdiğiniz bir şey. From other people's property, başka insanların mülkünde, başka insanların malında artsın diye. Has no increase with Allah, yani Allah katında hiçbir artışı yoktur bunun. And that which you give, verdiğiniz şey, in zakat, sadaka, charity, yani yoksullara yardım anlamında sadaka gibi kullanılıyor charity'de. Seeking Allah's countenance, yani Allah'ın rızasını arayarak verdiğiniz şey, then herhangi bir şey verirseniz, they shall have, ki onlar, yani denin buradaki anlamı bu durumda öyleyse gibi, those, o şeyler, shall have manifold increase, yani onların kat kat artışı olacaktır diye buyuruyor. Yani insanlara zekatı veriyorken kendi malınıza bir artış beklentisi yoktur. Ama faizi veriyorken malınızda bir artış beklentisi söz konusudur. Bu Allah'ın katında faizin hiçbir artışı yoktur. Hatta faizlerin, faiz yiyen kimselerin nasıl cezalandırılacağı da Kur'an-ı Kerim'de çok nettir. Onlar cin çarpmış bir kimsenin yatağından kalkması gibi yatağından kalkarlar şeklinde mealen o şekilde buyuruyor Rabbimiz. Yani Müslüman bir kimsenin faizden muhakkak surette uzak durması gerekmektedir. Faizi destekleyen kurumlardan, kuruluşlardan da ayrı olması gerekir. Kendisi de bireysel olarak birisine kendi malı artsın diye bir şey vermemelidir. Verdiği vakit zaten bu Allah katında da artmayacaktır. Belki dünyada küçük bir kazancı olacaktır ama Allah korusun ahirette onun kaybına sebebiyet verebilir. Yani zekat konusuna gelince, zekatı belki toplumsal olarak artık konuşamaz haldeyiz. Neden? Çünkü ibadetler aslında sırayla yapılıyor. İnsanlar temelde Allah'a iman ediyor, ardından namaz kılacaklar. İşte oruç tutacaklar, zekat gelecek. Biz namaz kılma konusunu aşamadığımız için belki zekatı hiç konuşmuyoruz bile. Halbuki zekat da günlük hayatımızda mutlak surette uygulamamız gereken ibadetlerden bir tanesidir. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de vaadidir. Siz verdiğinizde bu kat ve kat artırılacaktır diye buyurmakta. Allah
Ellezi yani Allah'ı tanımlıyor. Allahu lezi. Allah halakakum sizi yaratandır. Tumme daha sonra razakakum rızıklandırandır. Tumme yumiyetukum sizi öldürecek olandır. Tumme yuhyikum daha sonra da sizi canlandıracak, size hayat verecek olandır. Helmin şureke şureke ikum sizin ortak koştuğunuz şeylerden men yef'alu yapan kimse var mı? Min zelikum bu şeyleri min şey. Yani bunların herhangi birini yapan bir kimse var mı diye bir soru sorulmuş burada. Sübhanehu o münezzehtir. Yani herhangi bir eksiği olmaktan münezzeh. Allah'ın hiçbir eksiği noksanı yoktur. Ve teala ve yücedir. Amme yüşrikun onların ortak koşmakta oldukları şeylerden de nedir? Allah yücedir diye buyuruyor Rabbimiz. Allah is he who created you. Allah sizi yaratandır. Then provided food for you ve sizin için yiyecek temin eden, sizi rızıklandıran. Dolayısıyla Allah kulu yaratmışsa onun rızkında ki ondan başka yaratan yoktur. Rızkında o verecektir. O insanların rızkını insanlardan aslında daha fazla düşünüyor. Then will cause you to die. Daha sonra sizin ölümünüze sebep olacak. Burada cause you to die ifadesi sebep olmak şeklinde. Ancak Kur'an-ı Kerim'in İngilizce çevresinde buna hep rastlıyoruz. Bunu Türkçe'ye çeviriyorken sizi öldürecek şeklinde çevirmek daha doğru. Then again, daha sonra he will give you life, size hayat verecek. On the day of resurrection, yani yeniden dirilme gününde size hayat verecektir. Is there any of your so-called partners, yani sizin sözde ortaklarınızın, burada so-called sözde anlamında, o Allah, yani Allah'a ortak koştuklarınızın herhangi biri, that do anything of that, yani bunların herhangi birini yapabiliyor mu? Yani yaratabiliyor mu? Size rızık verebiliyor mu? Sizi öldürüp size hayat verebiliyor mu? Glory be to him. Burada Sübhanallah ifadesi bu şekilde çevrilmiş. Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Övülmeye, metiyeler dizilmeye tek layık olandır. And exalted yücedir. Be o yücedir. Behi abu all that evil, yani bütün kötü şeylerden de associated with him ve kendisiyle ilişkilendirdikleri, ortak koştukları her şeyden daha yücedir diye buyuruyor Rabbimiz. Evet, burada şu olayların yani yaratılma mevzusunu, rızkın verilme mevzusunu, aynı zamanda da ölümün olduğu mevzusunu hepimiz yaşıyoruz. Bunları görebiliyoruz. Hayatın verileceği imanla alakalı bir mesele ve bunu vaat eden Allah olduğuna göre, yani yaratmayı Allah'tan başka kimse iddia etmiyor. Ben yaratırım diyemiyor. Aynı zamanda rızık verme konusunda ben rızık da verebilirim diyemiyor. Öldürme noktasında Allah'tan başka kimse öldüremiyor. Diğer nedir? Hayat verme meselesi de aslında şu üç şey bunun garantisidir. Allah-u Teala bize yeniden bir hayat verecek. Bu da bizim inanmamız gereken bir durum. Şu tip nedir? İtirazlar olabilir. İşte bir iş yeri sahibinin rızık vermesi gibi o rızık değildir. Yani o kendisi zaten herhangi bir kendisi rızık alan birisi kimseye rızık veremez. Bir başka şey öldürme konusu. Allah bir insanın ölümünü dilemedikçe hiçbir kimse onu öldüremez. Bunu zaman zaman savaşlarda veyahut depremlerde ya da farklı felaketlerde insanın inanamayacağı yaşamların devam ettiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla orada da öldüren herhangi bir kimse değildir. Allah bizzat o kişinin ecelini doldurduğu için ecelini doldurmasından dolayı onun canını almaktadır. Evet, zahara ortaya çıktı. Göründü anlamında el fesadu. Fesat ortaya çıktı. Fil berri
karada vel bahri ve denizde fesat ortaya çıktı. Burada sebep olarak bir dan dolayı me kesebet eydinnas, yani insanların ellerinin kazandığından dolayı karada ve denizde fesat çıktı. Li yuzigahum, ki tattırsın diye, onlara tattırsın. Ba'dellezi amilu, yani onların yaptıkları işlerin bir kısmı onlara tattırsın. Le'allehum yerci'un, umudur ki onlar bundan dönerler. Evet, evil, kötülükler, sin, günahlar and disobedience to Allah, Allah'a karşı itaatsizlikler, has appeared on land, yeryüzünde, and sea, ve denizde ortaya çıktı. Because of, dan dolayı, what the hands of man, insanların ellerinin yaptığından, insanların ellerinin have earned, ellerinin yaptığından, kazandığından dolayı, by oppression, yani zulümle, and evil deeds, ve kötü şeylerle, bu nedir? Fesat, bozulma, günahlar ortaya çıktı. Ki, that he, Allah may make them taste, Allah onlara tattırsın, a part of that which, yaptıkları şeyin, they have done, yaptıkları şeyin bir kısmıyla onları cezalandırsın, onlara bunu tattırsın, in order that, sın diye, they may return, onlar bunlardan pişmanlık duysunlar diye, by repenting to Allah, yani Allah'a pişman olarak, and begging his pardon, yine onun affını yalvararak, dileyerek, dilenerek, bu beg ifadesi, yalvarmak, dilenmek anlamında bir ifade. İnsan yalnızca ve yalnızca Allah'tan af dilemelidir. Yani bu noktada yaşadığımız sıkıntıların bir kısmı insanların elleriyle yaptıklarının bir neticesi. Yine burada Allah-u Teala bizlerin iyiliğini istiyor. Umulur ki yapmış olduğumuz kötülüklerden dönebiliriz. Bir takım felaketlerle karşılaşabiliyoruz. Bir takım fesatlarla, bir takım savaşlarla karşılaşabiliyoruz. Bu durumda nedir? Kendi aklımızı başımıza alalım, kendimize çek düzen verelim. Allah'a kulluk noktasında samimi gayret gösterelim anlamında bir uyarıda söz konusu. Kul de, söyle, siru, yürüyün, gezinin, dolaşın, fil ardı, yeryüzünde, fenzuru ve bakın, keyfe kâne, nasıl olduğunu, akibetullezine min kabl, yani öncekilerin nedir, akıbetlerinin nasıl olduğunu bir bakın. Kâne, onlar idiler, ekseruhum, yani onların çoğunluğu müşrikin, onların çoğunluğu müşrik kimselerdi diye buyuruyor. Bu geçmişteki insanların çoğunluğu müşrik konumunda, yani bugünün şartlarında da biz kendi kendimize dikkat etmemiz lazım. Acaba biz gerçekten iman eden, Allah'ın bizden istedikleri şeyleri layıkıyla yerine getirmeye çalışan insanlar mıyız? Böyle bir gayretimiz söz konusu mu? Hayatın neresindeyiz? İmanımız ne derecede? Kendi kendimizde sorgulamamız lazım. Evet, say o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, söyle, travel in the land, yeryüzünde dolaşın, and see what was the end of those before, daha öncekilerin sonunun nasıl olduğunu bir görün. Sizden öncekilerin sonunun, most of them were müşrikin, onların çoğunluğu müşriklerdi. Polytheist nedir? Birden çok tanrıya iman eden, idolaters, yani putperestler, disbelievers, inkar edenler, in the oneness of Allah, Allah'ın varlığını inkar eden kimseler. Bunların da fe, ekim vecheke, yüzünü çevir, liddinil gayyimi, doğru din için yüzünü çevir, min gabli, gelmeden önce, en ye diye, gün gelmeden önce, yevmun, yevm gün demek, yevmun la meradde lehu, min Allah, yani Allah'tan herhangi bir cevabın verilmeyeceği ya da geri döndürülmeyecek bir gün gelmeden önce sen yüzünü ne yapacaksın? Doğru dine döneceksin diye, doğru dine dön diye Rabbimiz Peygamber Efendimiz'in şahsında bütün müminlere emrediyor. Zaten inanmayan bir kimse
inanmayan bir kimsenin de yüzünü doğru dine dönmesi mümkün değil. Aynı zamanda nedir? İnanan kimselerde yüzleri hep doğru din üzerinedir. Allah'ın rızasını kazanmak üzerinedir. Bunun için gayret gösterir bir haldedir. Yevme izin yestadda'un. O gün yestadda'un ifadesi fırkalara ayrılmak, gruplara ayrılmak anlamında. O gün insanlar kısım kısım ayrılırlar. So said you, o Muhammed, your face, yani kendini çevir. Kendini kur gibi bu sad ifadesi. Bu yüzden bundan dolayı in obedience to Allah. Allah'a itaat ederek, your Lord, Rabbine, to the straight, doğru and right religion. Düz doğru denilebilir. Straight'in kendisi de doğru demek. Right da doğru demek. Doğru, tam doğru dine denilebilir. Islamic monotheism, İslami tek Allah inancına yönel. Madan önce, there comes from Allah, Allah'tan a day, bir gün gelmeden önce, which none can avert, yani herhangi bir kimsenin çevirilemeyeceği, herhangi bir kimsenin çeviremeyeceği, geri döndüremeyeceği bir gün gelmeden önce yüzünü çevir, on that day, işte o gün, man shall be divided, insanoğlu ayrılacaklar in two groups, iki gruba ayrılacak, a group in paradise, cennette olan bir grup, and a group in hell, cehennemde olan bir grup. Burada hem ayetin kendisine insanların ikiye ayrılacağını anlatması boyutuyla bizim de şu şekilde düşünmemiz lazım. Biz ya cennette ya da cehennemde olacağız. O zaman cennettekiler tabii cenneti isteyen kimseler Allah'ın rızasını kazanmak için gayret göstermelidirler. Zaten hiç kimse cehennemi istediğini söylemiyor. Ha, kişi inanmıyor. İnanmadığı şeyle de karşı karşıya kalacaktır. Bu da Allah'ın vaadidir. Ancak inanıyoruz iddiasında bulunan insanlar olarak bizler muhakkak günlük sorumluluklarımızı, Rabbimize karşı sorumluluklarımızı mutlaka yerine getirme gayret içerisinde olmamız lazım. Burada bu günün ne zaman olacağı, ne zaman biteceği biz onu bilemiyoruz. Allah'tan başka hiç kimse de bilmiyor. Erteleme gibi bir süreci asla yaşamamamız lazım. Bunun adı ne olursa olsun, ister namaz konusunda, ister bayanların kişisel sorumlulukları var. İşte kapanma, eşine karşı durumu, evladına karşı sorumlulukları, Müslümanca bir duruş anlamında. Yine erkeklerin ibadetler noktasında, Müslümanca duruş noktasında eşine, anne babasına, evlatlarına karşı sorumlulukları var. Bunların her birini mümkün olduğunca bu şuurla, bu bilinçle yerine getirmemiz lazım. Yarın herhangi bir kimse için olmayabilir. Dolayısıyla o gün mutlaka gelecek. Öldükten sonra da yapılan şeyler açıkçası bizim için faydalı olmayabilir. Yani bazen toplum şöyle yapıyor. Ölüyü suçlu ilan ediyor adeta. Adam öldükten sonra hemen yemekler, işte ikramlar, mevlütler falan okunuyor. Eğer o kişi şunu yapmışsa, yani ben öldükten sonra insanlara benim adıma Kur'an-ı Kerim okutun ve benim adıma bunları paylaştırın, dağıtın, bunun için bir gayret göstermişse adama bir sevabı yazılabilir. Ama evlat bunu düşünüyorsa, adam hiç yaşamamışsa onun sevap evladadır. Ve bazen babalar hiç ya da vefat eden kimse hiçbir çaba göstermiyor. Hatta dine karşı bile orada sıkıntısı yaşanabiliyor. Yani onun için bile mevlüt okunuluyor. Ama kişi hayatında bunu yapmadığı vakit Allah korusun sıkıntılarla karşılaşabilir. Rabbim yapmış olduğumuz amellerimizi razı olacağı amellerden kabul etsin. Hatalarımızı affetsin. Bizlere razı olacağı bir hayatı yaşamayı nasip etsin. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. Sadakallahül azim.